değerli kardeşlerimi sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Allah'ın ortağı yoktur sözünde nasıl bir müjde var? Tabi Allahu Teala'nın her bir sıfatı, her bir ismi bize huzur ve saadet veriyor, mutluluk veriyor. Mesela Allahu Teala'nın yümit. o da Allah'ın bir ismidir. Yani öldüren. Bir dostumuz vefat etmişse ne diyoruz? Ha bu hayata gönderen Allah olduğu gibi hayattan hayattaki vazifesini bitirip askerlik görevini sona erdirip babamızın memleket olan cennete bu dostumuzu gönderen de Allah'tır. Bakın ölüm görünüşte hakikaten insana bir kasavet, bir sıkıntı, bir keder, bir üzüntü verirken ama biz öyle görürken fakat anladık ki meğer ölüm bize huzur ve saadet veriyormuş. Yani dostumuzun vefatı bizi rahatsız etmedi. Neden? Sıkıntılı, kederli dünya hayatından Allahu Teala onu aldı, askerlik nöbetini bitirdi, babasının memleketine gönderiyor. Bakın. Allah'ın her isminde, her sıfatında, her şuunatında insana huzur, saadet ve mutluluk veren, müjde veren bir şey var. Onun için la şerike le Allah'ın hiçbir ortağı yoktur diyen bir mümin, Hayatının bütün alanlarında zevk ve saadeti alır. Müjde alır. Bir beşaret, bir sevinç, bir huzur ve saadet elde eder. Nasıl? Şimdi Allahu Teala'nın icraatında şeriki yok, ortağı yok. Yani bütün kainattaki fiiller Allah'ın bir ismine dayanıyor. Yoksa o fiilleri o varlıklar yapmıyor. O sebepleri de Sebeplerin sonuçlarını da yaratan Allah. Mesela diyelim bir topraktan bir çekirdek ağaç olarak çıkıyor. Demek ki o çekirdeği topraktan çıkaran toprak değil. Havada değil. Suda değil, ısıda değil. Nedir o zaman? O çekirdekten o ağacı açan o çekirdeğin de sahibi, yaratıcısı. O toprağın da, o suyun da, havanın da, ısının da ve ağacın da sahip olan Allah yaratıyor. Ne topraktır, ne insandır, ne de su, hava veya ısıdır. İşte bunu bilince insan, o zaman teşekkürlerini bakın, teşekkürlerin toprağa insana yapmıyor. Mülk sahibi olan Allah'a yapmış oluyor. Demek ki Allah'ın ortağı yoktur derken hiçbir konuda Allah'ın izni ve iradesi olmadan hiçbir şey, hiçbir iş yapamaz demiş oluyor. Her şeyi yaratan Allah'tır. Onun yaratmasına hiçbir şey etki edemez. Onun rızık vermesine de hiçbir şey engel olamaz. Benim ihtiyaçlarımı vermek istediğinde hiçbir şey ona mani olamaz. Benim düşmanlarımı benden uzaklaşmak istedik de istediğinde hiçbir varlık buna engel olamaz. Dolayısıyla Allah zatında ortağı olmadığı gibi şunatında, sıfatlarında isimlerinde de ortağı yoktur. Öyleyse her şeyi bizzat yaratan, idare eden, devam ettiren Allah'tır. Her şeyin her şeyini. Şimdi demek ki bu hiçbir şeyde Allah'ın ortağı olmadığını, Allah'ın izni olmadan hiçbir şeyin hiçbir iş yapamayacağını hakiki anlamda anlayan bir mümin bir. Her şeyinde, her işinde her durumda hangi olay olursa olsun, hangi hadise, hangi ihtiyaç ya da hangi tehlike olursa olsun 1. ezel ebed sultanı olan Allah'a iltica edecek. 2. sonsuz rahmet sahibi olan Allah'tan isteyecek. 3. sonsuz hazineler, saadetler ve mutlulukların kaynağı olan Allah'a yönelecek. Saadet mi istiyorum? Ondan isteyeyim. Mutluluk mu istiyorum? Ondan isteyeyim. Düşmanımdan korunmak mı istiyorum? Ondan isteyeyim. Niye? Çünkü hiçbir şeyde ortağı yok ki. Hiçbir ortağı yok. Ayrıca ben hiçbir kimseye müracaat etmeden, hiçbir kimseden bir şey beklemeden doğrudan nerede olursam olayım hiçbir engel olmadan kalben hayalen, ruhen veya dilimle, neyse yani, halimle onun rahmetinin kapısını çalabilirim. Nerede olduğum önemli değil. Yedi kat yerin altında ya da galaksilerde ol ya da sultan sarayında ol ya da bir bekçi kulübesinde ol. Nerede olursan ol, ne olursan ol. Bakın burada Allahü Teala hem bizi Allah'a karşı yapacağımız gizli şirklerden muhafaza etmiş oluyor bu düşüncelerle. Hem de insanların arkasında dilenmekten, başka varlıklara böyle hak etmedikleri şeyleri vermekten de uzak tutmuş oluyor. Onun için elbette Allah'ın kainatta koyduğu sebeplere uymak bizim görevimizdir. Ama o sebeplerde yine Allah'ın haşa bir ortağı yok. Yine onlar yaratan da, onların sonuçlarını, neticelerini yaratan da Allah'tır. Bizi de onlarda madem Allah yaratıyor ve madem onun izni olmadan hiçbir şey hiçbir iş yapamaz ve madem onun hiçbir şeyde ortağı yoktur, sadece o vardır. Öyleyse gamada, kederde, sıkıntıya da hiç gerek yok. Bir mümin huzur ve saadetini hala bulamadıysa imanını bir daha gözden geçirsin. Allah'ı tanıma yolunda biraz daha mesafe katetsin. Allah'ı sıfatlarla, isimlerle ve fiillerle öğrenmeye gayret etsin.